Evet, hayırlı akşamlar. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum efendim. Bu akşam bir eğitimci, bir yazar kardeşimizi konuk ettik. Kendisiyle daha çok ağırlıklı olarak kişisel gelişimden bahsedeceğiz. Ama çok çok farklı konulardan bahsedeceğiz. Kendisi daha önce bölgemizde öğretmenlik yapmış ama şu an kitap yazmak için biraz eğitime ara vermiş diyelim. Ama sosyal gelişim anlamda eğitimleri devam ediyor. Kendisi 19-20 kitap yayınlamış. Yine de çalışmalar devam ediyor. Çünkü oldukça geniş bir perspektifte çalışıyor. Kendisiyle uzun uzun bunları konuşacağız. Çok değerli hocamız Ferit Delen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Fahrettin Bey. Hocam kimdir Ferit Delen? Şimdi tabii başta büyük bir deprem atlattınız. Çok geçmiş olsun. Aynı zamanda yakınlarını kaybeden halkımızın da Allah sabır versin diliyorum. Çok zor bir süreçti. Çünkü 99'da ben İstanbul depremini yaşadım. Biliyorum ama buradaki çok daha farklı ve çok daha büyük etkisi çok yayılmış bir depremdi. Ama işte pazartesi geldim. Çok şükür ki hızlı bir çalışma var Fahrettin Bey. Yani yeni binalar yapılıyor. Çok şükür o yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu da çok önemli. Şimdi ben Van'da doğdum. Doğu'nun incisi. Tabii öğretmenlik mesleği benim için çok değerli. Hani bir tutkumdu. 99-2002 arasında İstanbul'dan geldikten sonra, depremi yaşadıktan sonra burada bir 3 yıl çok güzel anılarım oldu. Samsat'ta çalıştım. Çok değerli dostlar vardı. Çok yani iz bıraktı benim içimde ve bugüne nasip oldu. Tabii orada şu anki ilçe milli eğitim müdürümüz hocam, buradaki çocuklara dokunalım, ruhlarına ve kalplerine. Ve buraya geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum çünkü pazartesinden beri seminerler veriyorum. Bugün 3 seminer yaptık okullarımızda ve Cuma'ya kadar bunu devam edeceğiz. Bu açıdan tabii şu var, Samsat'ta kitap yazmaya başlamıştım aslında. Yani bu tohumları Samsat'ta atmıştım. Tabii bu Neşvi Nema bulduğu, yeşerdiği zamanlar 2008'de başladı Fahrettin Bey. Ve bugün işte 19 kitabım var, çok şükür nasip oldu. Tabii 15. baskı olan, 16. baskı olan kitaplarım var. Çok güzel. Özellikle kişisel gelişim üzerine. Hafızayı geliştirme, dikkat odaklanma. Tabii bunun yanı sıra 2004'ten beri de birçok eğitim alıyorum. Hani psikolojik eğitimler, koçluk eğitimleri, NLP eğitimleri. Tüm bunlarla aslında bir anlamda kendime donanım kazandırdım. Bu süreçte birçok güzel çalışmalar yaptım. Hatta işte Burdur Bucak'ta backup projesi vardı. Bakanlığın da bildiği ve çok değerli bir çalışmaydı. Orada okullarda çalıştım. Tokat Milli Eğitim'de ve valiliğin, o zaman Sayın Vali, şu anki Van Valisi Ozan Arıcı'ydı. Orada çok güzel çalışmalar yaptık. Öğrencilerin kalplerini ve ruhlarına dokunduk. Yani bu işi ben şöyle görüyorum. İnsan bir bütün yani zihin, beden, ruh ve kalpten aslında oluşuyor. Aslında bu bütünsel olarak bakabilmek ve dokunabilmek. Tabii bugün işte dönüş yapan öğrenciler, işte hatta bir kızımız vardı, Fatma adında, İmam Hatip'te. Hatta bir Türkiye üçüncülüğü var bir sporda. Orada bir küçük çalışma yaptım, uygulama. Hani ben sadece anlatmıyorum. Dedi ki o yarışmada birinci olduğumu gördüm. Çünkü bir yukarıdan bakış var bizim bazı çalışmalarda. Hissettirme çalışması diyelim. Mesela gözleri doldu. Bu beni çok gururlandırdı. Çünkü orada bir hani yapabileceğine, olabileceğine bir inanç oluşturma. Yani aslında hepimizin zihninde işte yapamam, edemem kalıplarımız var. Ya da işte sen bir iş yapamazsın, bir baltaya sap olamazsın gibi böyle.
öğrenilmiş çaresizlikler de, öğretilmiş çaresizlikler de yaşayabiliyoruz. İşte aslında bunları kırmak, yani bir öğretmenin dokunuşu ya da bir yazarın aslında dokunuşunda bunlar olmalı. Ben de bundan büyük bir tatmin ve şey duyuyorum, aslında bir haz duyuyorum. Ve bir aslında yorgunluk da hissetmiyorum. 3 seminer yaptım, buraya keyifle geldim. Hani siz teklif ettiğinizde geçen gün tabii ki dedim. O yüzden burada olmaktan dolayı, Adıyaman'da olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Burayı, buranın insanlarını çok seviyorum. Hani güzel izler burada bende kaldı. İşte Kahta'da bir sürü dostlarım var, Adıyaman'da, Samsat'ta. İnşallah birlikte olmaya, buraya dokunmaya, bu memleketin insanına katkı sunmaya her zaman varım. Peki bu Adıyaman'a gelişiniz, bu tabii ki bizim için bir onur. 20 yıl sonrasında buradaki çalışan bir kamu personelinin tekrar geri dönmesi, burayı özlemle yad etmesi, burada bir şehir yapmak istemesi bizim için çok değerli. Buraya gelişinizde bir depremin bir etkisi var mıydı? Yani işte orada deprem oldu, ben gideyim oradaki insanlara yardımcı olayım gibi bir düşünce miydi? Yoksa böyle eğitimsel bir faaliyet mi? Şimdi aslında 2 yıl önce buraya gelmiştim ben. Onu söyleyeyim, dostlarımın yanına bir ziyarete gelmiştim. Ama bir okul programı ya da bir seminer programı falan yoktu. Zaten deprem olduktan sonra özellikle yazın aslında birçok yere de şunu da söyledim bazı Ankara'daki arkadaşlarıma. Deprem bölgesine giderek aslında, çünkü aldığım eğitimlerde, psikolojik eğitimlerde terapi yöntemleri de var. Hani biraz daha böyle yaşam sevincini hayatta tutmak, hayata geri dönmek. Çünkü büyük bir travma var bakın burada. Yani o deprem anları, yaşananlar, kayıplar, o andaki acıların izleri beyinde, yani onlar, o görüntüler kalıyor, o hisler, duygular kalıyor ve bu insanların vücudunda, bedeninde, kalbinde, ruhunda yaralar açıyor. Bakın, işte burada bir nebze de olsa hani yaptığım konuşma ya da uygulamalarla bir anlamda rehabilite de etme. Hani yaşamın devam ettiğini ve önce kendine, kendinden etrafına, kendi ülkene ve dünyaya bir katkı sunmak. Çünkü bugün mesela bir soru sordum sahnede öğrenciye. Dedim ki, kim inşaat mühendisi olmak ister, bina yapmak ister? Bir öğrencimiz kaldırdı. İşte şu an mesela deprem bir doğa olayı. Ama depremden daha az etkilenebilir miyiz? Etkilenebiliriz. Evet. Çok daha sağlam binalar yapabilir miyiz? Daha yüksek teknolojiyle. Bunu gerçek bir sorumlulukla, yani ilke, prensip, evrensel ilkelerle, bütün kurumların o bakış açısıyla çok daha sağlam yerler yapabiliriz. Bu acıları azaltabilir miyiz? Kesinlikle. İşte burada vizyon, o bakış açılarını aşmak. Çocuklarımıza, gençlere, öğretmenlere, kimse bu. Çünkü yarın o sırada oturan o çocuklar doktor olacak, mühendis olacak. Bu ülkenin önemli yerlerine gelecekler. İşte buradaki bizim bu hassasiyet oluşursa, bu bilinç oluşursa, bu farkındalık yukarıya her seferinde çıkarsa, o zaman biz bu ülkede çok daha kaliteli, daha mutlu yaşayacağız. Ve bununla ilgili devletimizin çok güzel adımları var. Yeterli mi? Evet, de daha fazlası yapılabilir. Daha fazlası yapılmalı. Yani bu noktada aslında hasta olmamız lazım. Yani bu işin hastası deriz ya. Bununla ilgili çok daha fazla şeyler yapılabilir. Bilinç, buradaki bilinç yukarıya doğru taşınabilir. Farkındalıklar, bilinç. Ve bununla ilgili adımlar atma, hayata geçirme ve bunu devam ettirebilme, bakın. Sürdürülebilirlik çok önemli. Her alanda, yani bu sağlık alanında, işte bu yaşadığımız bu felaketin aldığımız derslerle artık ne yapabiliriz, değil mi? Şimdi tabii benim konularımda işte beyni geliştirme, hafızayı nasıl geliştiririz, işte bu konulara da biraz gireceğiz tabii. Sol ve sağ beyni nasıl geliştiririz? Ama öncelikle bizim bu sorumluluk içerisinde olursak,
İnanın kendi torunlarımıza, işte çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize iyi bir Türkiye, güzel bir yaşamı bırakmış oluruz ki bizim toplum da bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam böyle kısa kısa kitaplardan başlamak istiyorum ben. Hani, tabii ki. En başta yazdığınız kitap ve kitap o günden bugüne neler yazdınız? Evet. Şimdi çok ilginçtir lise yıllarımı. Tabii ben çok kitap okuyordum. Bugün zaten çocuklara dinlemenin önemini, bakın en önemli şey dinleme sanatı, onu anlattım. Okumanın gücünü. Çocukluktan beri çok kitap okuyan birisiyim. Yani şu an benim evimde 4000 kitap var. Yani bir kütüphane var kocaman. Burada okuduğun zaman hafıza gücünün nasıl geliştiğini, işte bu kelime haznesinin, zihin dünyasının ve bu olduğu zaman da bir öğretmen ders anlattığında bir matematik problemini veya herhangi bir konuyu bunu mıknatıs gibi çekebileceğini, çabuk anlayacağını, kavrayışını artacağını güzel bir dinle anlattık çocuklarımıza. Bakın dedim, ben o kadar çok kitap okuduğum için, yani burayı doldurursan bu akmaya başlar. Dilinden, elinden, yüreğinden akmaya başlar. Kitaplar tabii, özellikle ben önceleri makale yazıyordum değişik dergilerde Türkiye'deki. Ondan sonra o derginin sahipleri bana işte dedi ki, ya bunu bir kitaba çevirelim. Bu niyeti ne zaman koymuştum Fahrettin Bey, biliyor musunuz? Lise yıllarındayken bu hafıza ile ilgili kitapları okuyordum. Tabii bunlar siyah beyazdı, biraz bazı yerlerde detay yoktu. Dedim ben kitap çıkarırsam renkli, işte şu şu şunları da yaparım. Yani o zamandan, bakın o zamandan ta niyeti koymuşum, aslında çizmişim kafada ki hedef çalışmaları da yaptık belli bir düzeyde öğrencilerimizle. Ve o günü, işte gün geldi 2008 tarihinde, renkli, CD'li, o tarih için çok önemli, 3 kitabım birden çıktı. Ama çok güzel. Evet. Tabii çok güzel dönüşler oldu çünkü yani o zaman büyük kitapçılarda da yer aldı. Benim kitaplarımda teknik ve yöntemler var. Yani nasıl kullanabiliriz iki beynimizi? Çünkü iki ayakla yürümek gibidir. Mesela bazen öğrencilere hadi tek ayakla yürü derim. İşte yürür yürür, şimdi Adıyaman'a kadar yürüyebilir misin dedim. Yani yürürsün ama kaç ayda yürürsün? Çok zorlanırsın. Ama iki ayakla çok daha rahat yürürsün. Bu yüzden şu var, sadece sol beyin ağırlıklı bir eğitim sisteminden ikisini beraber kullandığımız iki kanatlı, iki ayaklı, iki elli daha yüksek performanslı bir eğitim tarzı oluşturabiliriz. Bunu çocuklara gösterdiğimizde bakın özgüven ve inanç oluşuyor. Bu çok önemli. Şimdi ben yapamıyorum diyen çok öğrenci var. Ya içinde söylüyor ve kabuğuna çekiliyor, o potansiyel ölmeye başlıyor bakın. Yani evet. Bu ülkenin, ben bunu söyleyeyim, bu ülkenin insan potansiyeline ben inanıyorum. Ama daha fazla kullanabiliriz, daha iyi kullanabiliriz. Daha iyi hale getirebiliriz. Yer üstü, yer altı kaynaklarımızın potansiyeli var. Çok. Ve bunlar adım adım çok daha iyi ortaya çıkacak. Tarih potansiyelimiz var, bilgi, tecrübe potansiyelimiz var. Değerler potansiyelimiz var. Bunları ve daha fazlası var, siz de biliyorsunuz. Ortaya çıkardığımızda işte o hani birinci ligdeki ülkeleri geçip farklı bir konuma gelebiliriz. Yani ben burada sadece beyni şöyle kullanmalıyız, şöyle kullanmalıyız. Yani bunun yeri burası değil. Tabii ki seminerlerle bu çocuklara gösteriyoruz. Oradaki kısa eğitimlerle. Bu potansiyeli önce görmek lazım. Şimdi üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. İşte bakıyoruz belki doktor ya da farklı bir meslekte bu ülkeyi terk edenler oluyor, gidiyor. Neden? Hani işte buradan bir şey olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Dikkat ederseniz hep parmak gösteriyoruz ama aslında 3 parmak bizi gösteriyor. Yani şikayet etmek çok kolay, bahane bulmak çok kolay ama oraya gittiklerinde nasıl bir resimle karşılaştıklarını kendileri görüyor. Belki de çoğu o yüzden geri dönemiyor. Yani orada güllük gülistanlık yok. Bu ülkenin inanılmaz bir potansiyeli var. İnsan, tarih, yeraltı, yerüstü. Çok iyi çalışmalar yapılıyor ama bunların bu ekilen tohumlar
toplanmaya başlanacak. Çok yakın zamanda toplanıyor ama daha fazlası. Bence bununla ilgili daha fazla ne yapabiliriz? Yani valilikler olarak, milli eğitim olarak, diğer kurumlar olarak bununla ilgili nasıl harekete geçirebiliriz? Nasıl ışık yakabiliriz? Nasıl pencere ve kapılar açabiliriz? İnsanımızda, çocuklarımızda, gençlerimizde diye düşünüyorum. Evet. Az önce bir hafıza yenilemekten bahsettiniz. Evet. Mümkün mü hafızayı yenilemek? Hele hele bu deprem günlerinde böyle işte evet. Bir travma yaşamış bu halkın bu hafızayı bir tarafa bırakıp bir sıfırdan başlamak gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii. Şimdi bununla tabii Fahrettin Bey, ağır travma yaşayanlar bir kere psikolojik destek almalı. Şimdi bu çok önemli. Çok ağır travmalarda. Ama şu var. Depremden aldığımız dersi alacağız. Bence bu çok görüntüleri gündeme getirmeden hayal kurdurup bu ülkeyi depremden çok daha iyi hale getirip bakın bunu getirerek yeni bir umut ışığını yeşertmek. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ki oradaki his, duygular, oradaki işte tabii o sesler, bağırmalar veya diğer şeyler, ölümler bunlar vücutta, bedende, zihinde yer edebilir. Mesela tabii bir basit teknik anlatabilirim bu konuda. Tabii ki. Söyleyebilirim. Tabii. Mesela bununla ilgili o anda acı hissettiklerinde mesela bir acı geliyor, bir üzüntü geliyor, ağlama geliyor. Tabii ki yası yaşamak önemli. Yani yası yaşayacaksın. Ama bunun yıllar devam etmesi insana zarar verir her anlamda. Mesela bir teknik var bu MDR diye tekniği. Tabii bunu bir uzmanla yapmak çok daha değerli olur. Diyelim ki sizin zihninize o üzüntü geldi diyelim. O geliyor, şu an acı geliyor. Mesela iki noktaya o anı düşünüyorsunuz, zaten geliyor zihninde o. Mesela diyelim ki iki köşe, çok genişte bir klimanın köşesi ya da bir tablonun köşelerine düz durup bakın o şeyden sola ve sağa bakarak devam etmek. Çünkü burada bir anda o bilinçaltındaki kayıtlarda bir silme gerçekleştiriyor. Bakın oradaki resimleri azaltarak acıyı da azaltıyor. Tabi bu bir anda bir günde olmaz belki. Yani bunu bir 40 gün falan devam etmek lazım. Yani gözlerle nasıl? İşte şu şekilde. Hızlı tamam. Hızlı yani. Tabii bir sola sağa, sola sağa, sola sağa, sola. Tabii göz yaşarır antrenmanlı olmadığı için. Şu avuç içini böyle ısıtarak. Ondan sonra bunun sıcaklığını ne sert yumuşak göze kapatarak iki elimizle 30 saniye. Tekrar devam edecek onu bir 9-10 defa. Ve o şekilde uyusunlar. Daha rahatladıklarını görecekler. Ne kadar süre yapacak yani bunu? Yani 40 gün yapmak. Hayır, her bir seans ne kadar süre? Yani bir 7-8 dakika. 7-8 dakikalık, tabii, yapması, en fazla 10 dakikalık tabii, şey. Aynen. O şey acıyı gündeme çok getirmemek. Çünkü bir noktadan sonra teslimiyet ve kabule geçmek önemli. Bakın burada. Çünkü nihayette bu dünyaya geliyoruz ama bu dünyada ömrümüz bir şekilde bir zaman sonlandığı zaman sonsuz bir hayata doğru gidiyoruz. Yani bu böyle insan. Şimdi bu teslimiyet de insanı rahatlatır mı? O zaman yani, inanç burada çok tabii önemli. Tabii burada inanç da önemli. Çünkü kabullenememe insanı kahretmeye, içeriden içeriye yok etmeye başlar. Siz işinizi yapamazsınız. Varsa çocuklarınıza bakamazsınız. Yani önce kendinizi yok etmeye başlarsınız. Bu işin olmaması için önce nedir? Sağlam binalarınız, daha farklı düşünmek, daha farklı binalar yapmak. Ki bu konuda da büyük bir ciddiyet ve planlama var ülke olarak. Ama bunu daha ileriye götürmek, daha güçlü hale getirmek. Çocuklarımızı daha çok bilinçlendirmek. Yani ben buna hazırım. Yani bugün ister bir valilik bir program hazırlasın, proje hazırlasın, ister kaymakamlıklar. Gelip bu bilinci her kademede oluşturmaya, yani bir Atatürk'ün Beyaz Zambaklar ülkesinde, hani orada bir kahraman var, o kitabı da hep tavsiye eder, Sinelman. Yani her birimiz ona benzer bir kahraman, bir elçi olmalıyız, bir rehber olmalıyız. Ben ülkem için bu zekatı vermeye, yapmaya, bu bilgileri paylaşmaya, bakın bu hassasiyeti oluşturmaya, bu heyecanı oluşturmaya her zaman varım. Çünkü
biz bunu akıtırsak, verirsek o ruhlara, o kalplere, o zihinlere çok güzel bir ülke, daha iyi bir ülkeye doğru adım adım, çünkü bunun sonu yok daha iyinin, gideceğime inanıyorum ben. Araya girmiş oldum ama. Estağfurullah. O halde insanın bir şeyler yapabilmesi için önce kendisini tanıması gerekiyor. Kendisini iyi analiz etmesi gerekiyor ki topluma faydalı olabilsin. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Tanımadan olmaz bu iş. O zaman kendini nasıl tanımlayacak, nasıl tanıyacak? En zor soruyu sordun. Sondan mı başladın? Evet, evet. Şimdi kendini tanımak bazen o kadar büyük bir yolculuk ki ta bu ömrün sonuna kadar. Evet. Yaradan mesela ilk emri nedir? İşte ikra diyor, oku diyor. Hı hı. Yani sadece bu bir kitap okuma. Tabiatı oku, hayatı oku, insanı oku, kendini oku, kendini tanı, bil. Yani bunun altında çok anlam var. Şimdi kişi kendi beyin potansiyelini, öğrenme şeklini, mesela dokunsal bizim çocuklarımız. Bakın, görsel, işitsel, tabii tatsal, kokusal da var ama bu üçü çok kullanılıyor. Şimdi bir çocuğu tabii tanımak önemli. Önce hani öğreticilerin söylüyorum, eğitmenlerin. Ona o şekilde yaklaşmak. Bazen bir çocuğa şöyle yapmak, evet, hiçbir cümle söylemezsin. O evet, onda anlam bulur bakın. Hı hı. Bir anlam oluşur zihninde, kafasında, yüreğinde, bütün hücrelerinde. Evet. Çok önemli. Yani orada mercimek tanesi kadar hafızamız yok. Bütün 100 trilyon hücremizde hafıza var bedenimizde. Bu çok önemli. Şimdi insan o çocuk kendini tam da ha ben böyle daha iyi öğrenebiliyormuşum diyecek. Ha evet. Bak onda dokunarak öğrenme var, hissederek öğrenme var. Mesela bunları bence her öğretmenin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü ona göre bir yaklaşım olacak. Yani aslında üçünü birden derste kullanmak bütün çocuklara, çünkü her çocuk öyle değil. Görsel var, işitsel var. O zaman herkes nasibini almış olur, hissesini almış olur. Ama spesifik birebir çalışmada onu tanıdığın zaman bu sefer en üst düzeyde ona faydalı olmuş oluyorsun. İşte o zaman o potansiyeli bakın gerçek anlamda kullanmaya başlarız. Yani şöyle düşünelim bir örnekle. Diyelim ki bu çocuğumuz farz-ı muhal balık. Ama biz o çocuğumuza diyoruz ki ya ağaca tırmanamıyorsun sen yeteneksizsin. Ya da hiç kafan çalışmıyor mu? Basmıyor mu? Ama o balık. O çünkü denizde yüzmeyi biliyor. Hı hı. Çünkü kedi oraya tırmanır. Bakın her çocuğumuz akıllıdır. Her çocuğumuzun istidadı, melekesi, kabiliyeti, yeteneği farklı farklı. Onu bulmak ve ona göre yönlendirmek. Ona rehberlik yapmak. Ona koçluk yapmak. O zaman o çocuk anlaşıldığını hissediyor. Yani bugün insanların en büyük sorunu anlaşılmamak. Yani büyüklerde de bu var. Tabii iletişim de ayrı bir sorun. Yani çünkü o beni anlamıyor diyoruz değil mi? Hep sürekli parmak gösteriyoruz. Karşıdaki kişi de o da beni anlamıyor diyor mesela. Yani tüm bu konularda aslında bilinçli bir bilinçli farkındalığı oluşturacak seminerler, eğitimler düzenlemek bence çok gerekli, çok lazım. Az önceki örnekten bahsederek o derken bile işte onu işaret ederken yine üç parmak kendi üç parmak aslında ben kendimi ifade edemedim demek daha mantıklı çünkü üç parmak kendini gösteriyor yani. Kesinlikle. Aslında birazcık şey bizde sanki yani kabahat bizde yani. Peki beynimizin belli bir oranı mı var? Biz bu beyni daha arttırabilir miyiz ya da daha işlevsel hale getirebilir miyiz? Çocukların daha iyi, hani diyoruz ya zeki çocuk, akıllı çocuk, beyni iyi çalışıyor falan diyoruz ya. Evet. Bu şekilde bir koyabilmek için biz bir şey yapabilir miyiz yoksa kendiliğinden Allah vergisi neyse o mu? Yani kendiliğine bırakırsak aynı bir tarladaki biten ayrık otları gibi ayrık otları çoğalır. Oradan istediğimiz verimi elde edemeyiz bakın. Evet. Oradan istediğimiz şey mutlaka o ayrık otlarını temizlememiz İşlememiz gerekiyor. Tabii işlememiz gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani bugün İşte elin Japon'u diyoruz, bilmem elin şuyu bunu diyoruz. Biz daha fazlasını yapabilecek potansiyel bilgi birikimi, işte tarihimiz, her şeyimiz var. Evet. Sadece bunu hayata geçirmede sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ben üzülüyorum. Yani bazı noktalarda evet
gitmeyen, tıkanan noktalar var. İşte o noktaları bulup bu işin biraz hastası olmak. Bakın bu işte yorulmak yani. Evet. Bakın dördüncü, hani ben seminerleri hep ayakta genelde veririm. Buradayım. Yorulacağız yani. Şimdi yorulmadan bir şey olmaz. Hiç yorulmayın. Hiç suya sabuna dokunmayın. Bakın. Hı hı. Yani bunu gördüklerinde ben acı çekiyorum. Yani bu tarzdaki insanlara. Yani hiçbir şey yapmazsan işte koltukta rahat rahat oturursun. Yani hiçbir sorun olmaz, sorun gelmez. Yani bu mantaliteden bir kere çıkmak lazım. Tabii herkes böyle değil. Ama bunlar da bundan kurtulursa, yani bu bir iş bir anlamda denetleme gibi bir şey. Yani burada o hassasiyeti her kademede herkes yaşarsa bu ülke tadından doyun olmaz. Bakın yani bu coğrafya dünyanın gözü önünde olan bir coğrafya yer. Tarihte biliyoruz yani burayı almak için herkes uğraşmış. O yüzden daha fazla emek vermek zorundayız. İnsanımıza, toprağımıza, her şeyimize, suyumuza, havamıza. Yani bu emekle biz sonuç elde edebiliriz. Şimdi %10 insan tüm bu katkıyı sağlasın, %90 yatarsa olmaz. Yani bu miktarı yukarı taşımalı. Şunu söyleyeyim. Bakın ben öğrencilere olan o bir saatlik seminerde anlatıyorum. Ama o kadar. Orada belki 10, 15, 20 öğrencide farkındalık oluşturuyorum ciddi anlamda ve bir karar veriyorlar. Yani yaptığım o. Tabii uzun soluklu çalışmalar yapabiliriz. Şu var. Bir kere kitap okumak zihni en çok geliştiren bir spordur. Bakın izlemek, televizyon izlemek değil. Bu programlar tabii çok değerli. Onları izlemeleri ayrı bir konu. Artı egzersiz yapmak, spor yapmak çok değerli. Satranç oynamak, tenis oynamak. Masa tenisidir, diğeri yüzmektir. Bunlar da ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Yani bu anlamda projeler her alanda, yani mental, zihinsel alanda gelişim ne yapıyor? İşte şunlar, şunlar, şu çalışmalar, şu seminerler, şu eğitimler. İşte spor alanında hareket, fiziksel şunlar. Bunları sürdürmek, bakın devam etmek. Her gün nefes alıyoruz bak. Onun gibi her gün devam. Çocuklara dedim bakın bu çok önemli. Dedim ki 7 gün kesinlikle çalışmayın. Hiç. Bir yılda. Ne bunlar? 4 gün Kurban Bayramı, 3 gün Ramazan Bayramı. Bunun haricinde cumartesi, pazar, yaz, kış çalışırsanız istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Yani tabii bu motivasyon işte orada da çok önemli. Hani içsel motivasyon, dışsal. Burada öğretmen bazı dışsalları harekete geçiriyor. Ve bununla ilgili tabii böyle ajandalarınıza, günlüklerinize şunu yazın dedim. Bir daha gelişimde inşallah onları görmek istiyorum. Mutlaka göreceğim. İşte burada %20 de olsa ilk seferde kazanırsak ikinci bir seferde bu %30'a çıkar. Derken %40'a çıkar. Bunu işte sürdürebilmek çok önemli. Evet. Hocam son zamanlarda böyle sosyal medyanın sayfalarına şöyle reklamlar düşüyor. İşte 5 yıl, 10 yıl matematik öğrenmek için zaman harcamayın. Size kısa yoldan matematik öğretelim, matematik sevdirelim ya da tarih sevdirelim. Böyle kısa yoldan öğrenme teknikleri gerçekten var mıdır? Öyle mümkün müdür kısa yolda öğrenme teknikleri? Var. Mesela bu şu kitabımın, tabii bu kitap yeni 14. baskı çıktı şeyden, C planı ve Pera kitaptan. Evet. Bunun dikkat, öğrenme, odaklanma, öğrenme teknikleri. Ha ben öyle bir kitabınız olduğunu bilmiyordum bak, söyleyeyim. İsabet oldu. Aynı zamanda işte bilinçaltı, bilincini keşfet, başarıyla ilgili üçlü bir kitap. Zaten kitaplarımın yarısı şu an baskısı yok. Artı mesela şu bahsedeceğim. İşte bu da ebeveyn, öğretmen ve rehbercilere çözüm yöntemleri. Çocuklarımızı kanadı kırılmadan çocuklarımıza rehber olma yolları. Kırmadan ve kırılmadan. Ailelere mi yönelik? Tabii bir anne baba da okumalı bana göre. Başladı. Öğretmenler de okumalı. Bir de sınav zekası var. Çok değerli bir kitabım. Hatta Adıyaman'da bir avukat var şu an. Baha Güzel. Dedi hocam bu kitapla ben avukatlığı kazandım mesela sınav zekasını. 2 yıl önce de görüştük. Şimdi şu var bakın. Çocukların yüreğini dokunamazsak, bakın dokunamazsak yani 300 soru çöz, çalış, otur, akıllı ol.
Yani bu zaten işlese işler. Anne de bunu söylüyor, baba da söylüyor, herkes söylüyor. Hı hı. Ama çocuk biliyor zaten o soruyu çözmesi gerektiğini ama o masaya oturamıyor ki. Yani bazen ders onun için gereksiz ve işte yani böyle bir onu çok harekete geçirmeyebiliyor. O yüzden o çocukları harekete geçirecek çalışmalar yapmak. Mesela ben orada bir örnek verdim. Öğrenme tekniğine Fahrettin Bey. Çok şey bir mesela filateli ne? Hiçbir öğrenci bilmedi. Filateli. Pul koleksiyonu demek. Ama onu bir somutlaştırarak sağ beyni de sağ beyinle beraber bir metaforik anlatım anlattım. Tamam, o zihni yerleşiyor. Bitti. Bakın buna benzer teknikler uyguladığınızda o zaman kişi şöyle oluyor. Ha ben yapabiliyorum. Ha evet. Bunun kolay yolu varmış. Evet, hafızayı güçlendirmenin kolay yolları var. Ama bizim eğitim sistemimizde bu tarz, bakın bu tarz diyorum, tam olarak yok. Hani belli başlı şeyler var. Bununla ilgili tabii uzmanları, bununla ilgili değerli yazar arkadaşlarımız var bu ülkemizde. Alişan Kapaklıkaya gibi ve 3-4 tane daha var. Bunları hayata geçirmek. Tabii bir kişi bin yere gidemez. Bu ülkenin bakın, ben birçok köye de gittim. Ortaokul öğrencilerine de dokunuş yaptık. Orada Yarım Bahadır Taş, işte diğer Uzun Tepe'dir. Şu var, bunu planlamak, proje haline getirmek, eğitmenlere ulaşmak, insanımıza ulaşmak ve çocuklarımıza ulaşmak bakın. Ve o zaman o çocuklarımızın duruşu değişir bakın. O çocuklarımızın gözleri değişmeye başlar. Bunu yapabileceklerine inandıklarında zaten o televizyonun düğmesini kapatırlar. Telefonu bırakırlar. Bakın anne babaların belki anlamadığı kısımlardan biri o. O inancı yerleştirmek. Yani ya bunu benim bir seminerimi dinledikleri zaman anlayacaklar. Onu söyleyeyim. Çünkü orada o hissettirme çalışması çok önemli. Sadece söylemek, bilmek yeterli değil. İnsanlar bilerek bu değişmiyor. Bu seminerlere çocuklardan çok anne babaların, velilerin katılması gerekiyor. Hepsinin katılması yani lazım. Öğrenciye farklı çalışma, anne babaya yani şöyle bazı şeyler dan diye çekiş gibi vurulmalı yani. Hani orada o buzları kırılmalı. Herkes kalıplarla yaşıyor. Herkes bazen kendi doğrularıyla yaşıyor. Bak bazı yanlış bildiği doğru, doğru bildiği yanlış şeylerle devam ediyor. Ama sizin gibi, bizler gibi elçiler, rehberler orada o buzları kıracak cümleler, uygulamalarla evet, o zaman o eve farklı şekilde girecek. Çocuğunu kucaklayacak, temas kuracak. Baba bu tarafta anne, çocuk bu frekansta diye oraya inerek o bağı kurabilmek. Evet. Asıl beyin nasıl gelişir? Bu bağı kurarak bakın. Sevgiyle, anlaşılarak, iletişim kurarak. Diğer teknikleri şu an bizim işimizde çok uzun iş. O teknik uzun derken program kısa. Teknikler o diğer süreçte. Evet. Hocam insan bazen kendini böyle çaresiz hissediyor. Evet. Diyor ki ya nasıl olsa olmayacak. Yani nasıl olsa ben iyileşmeyeceğim. Yani aslında basit bir hastalığı vardır ya da çözülebilir, tedavi edilebilir bir hastalığı vardır ama inanır. Yani iyileşmeyeceğine inanır. Sizin dilinizde teknik olarak öğretilmiş çaresizlik. Tabii öğrenilmiş, öğretilmiş. Diyorsunuz. Bu çaresizliği aşmanın yolu nedir? Yani bu çaresizliği aşmak mümkün mü? Öğrenciye, çocuğa, hatta büyüğe nasıl bir telkinde bulunalım ki bu çaresizliği aşsınlar? Şimdi mesela burada koştukta çok güzel bir soru soruyoruz bu kişiye. Çünkü o kişi bir girdabın içerisinde olabilir. Bakın bir kalıbın içine sıkışmış. Kendini bir kafesin içerisinde. Bakın kafeste yaşıyor ve kurban psikolojisiyle muhtemelen yaşıyor. Kurban. Yani tabii ki bu durum mesela ben bazen sorum kime göre derim. Mesela hani olmayacak bu böyle işte bu şöyle tamam mı? Böyle hani o dibe doğru gitme deriz biz ona. Evet. Hani bu durum kime göre böyle? Hani bundan kurtulamayacağım diyor ya kişi. Kime göre mesela diyoruz? Kendime göre. Tabii kişinin kendisine göre bakın. Aynen. Şimdi ama dışarıda bunun çaresi var mı? İşte biz aslında orada önce şu bulunduğu yerden bakın. Orada sıkışmış kişi.
kafes içerisinde bir zincirleri var ayaklarında, paslı zincirler. O bataklığın içerisinde batmış ya, önce o bataklığı biz yukarıdan gösteririz. Bakın, şöyle bir yukarıdan bakma yöntemleri var, teknikler. Bugün hatta bir gruba lise öğrencilerine yaptım. Sonra oradan baktığı zaman ha kendini görmeye başlıyor. Diyor, evet çok çaresiz görünüyor. Çünkü evet. Yukarıdan kendinden bir kendini daha çıkartarak yukarıdan kendine baktırıyorsun. Evet. Yani böyle değişik psikolojik teknikler var. Ve sonra onun farkına varınca bakın bir basamak yukarıya çıkıyor. Sonra soru soruyoruz. Bakın orada değişik profesyonel sorular var. Hani gerçekten oradan çıkmak istiyor mu? Önce onu öğrenmek istiyoruz. Yani o talep var mı bir kere? Bak varsa adım adım, adım adım, adım adım şu bulunduğu çaresiz noktadan varmak istediği noktaya doğru adım adım gidiyoruz bakın. Bu bir süreç ama. Ha bu bazen bir haftada bitiyor. Bir haftada. Tabii de biter. Bu kadar kısa bir sürede biter. Şey yapabiliyorsun. Ağır travmalarda tabii destekler alacak işin uzmanlarından. Ama genelde %80 sonuç elde ederiz. Evet. Şu var bakın. İnsanlar gitmeli, psikoloğa gitmeli, işin uzmanına gitmeli. Yani psikoloğa gittiğin zaman deli falan olmuyorsun. Sağlıklı insanlar da gider. İşte ben iş adamlarına da koçluk yapıyorum. Yani hangi koçluğu yapıyoruz biz? Daha iyi noktaya gitmek istiyor kişi. Yani burada ama diyor buraya gitmek istiyorum. Bakın. Çünkü daha başarılı olmak istiyor. Daha veya sağlığına koçluk yapıyorsun. Daha sağlıklı olmak istiyor. Ama ertelediği işte bazı alışkanlıklar var. Terk edemiyor. Bunlarda dışarıdan bir rehber, bir koçun, danışmanın mutlaka olması yolu kısaltır. Mesela o bakın. Evet. Yolu kısaltabiliriz. Öğrenciler konusunda da. Biz işte bu potansiyelleri nasıl kullanabiliriz? Bu tür çalışmalarla, işin uzmanlarıyla olursa yol kısalır. Evet. Hocam bu kişisel gelişim alanı ülkemizde ne durumda? Dünyada ne durumda? Yani bunun tarihsel bir gelişimi nedir? Evet. Ne zamana kadar dayanıyor bu kişisel gelişim profesyonel anlamında? Biz dünyanın neresindeyiz? Evet, çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani ya tabii bugünkü isim bu olmuş kişisel gelişim. Ama bir Mevlana bir rehberdi. En büyük kişisel gelişimciydi. Hani eğer ki bu isimle söylerse. Evet. Hazreti Muhammed de öyleydi. Sokrates de öyleydi. Bakın. O sorduğu sorularla Sokrates yöntemi denir. Şimdi bugünkü işte popülerdi de işte 1980'li yıllarda bu işte formüle ediliyor yabancı ülkelerden buraya geliyor. Ama bizim özümüzde var. Bakın. Mevlana'nın yöntemlerini, Yunus Emre'nin yöntemlerini başka bir dil ve kelimeyle bize satıyorlar bazen. Bakın. Hani biz de bazen yutuyoruz. Öyle diyelim. Bizim özümüzde var zaten bunlar. Sadece bizim bunları formüle etme, dizayn etme, hani o kafayla onları formüle edip biz de satabiliriz. Biz de bunu sunabiliriz. O dokunuş yapabiliriz. Bu bizim ruhumuzda var bakın. Yoksa evet bazı şeyleri kaybettiklerimiz var. Sadece bunları hatırlamamız lazım. Biz bu işin zaten anasıyız, temeliyiz. Öyle söyleyelim. Ve büyük değerlerimiz var. Bunları okumalıyız. Bunları dinlemeliyiz. İşte o yüzden diyorum ben öğrencilere. O 7 gün hariç 365 günün okumalıyız. Ama doğru kitapları, doğru şeyleri ve bu konudaki uzmanları. Çünkü bir seminer bazen 100 kitaba bedeldir. Oradaki o 1 saat ve orada bir karar verir bakın insanlar. Kapılar açılır, pencereler açılır. O kararla işte o masaya öyle oturur. İşte donanım sağlar. Yani bunu öğretmen de yapmalı, öğrenci de yapmalı. Her yetişkin yapmalı, anne baba yapmalı. Saat 8'de diyelim ki 8:20 geçe Fahrettin Bey, anne baba da kitabı almalı. Yorgun argın da olsa, problemleri de olsa bu hayatta var problemler. O öğrenci bunu rol modelle modelleyerek o kitap okunmalı. Bu bir kültür haline gelmeli. Yani bunu Beyaz Zambaklar ülkesinde Finlandiya kaç yıllık ülke? 160-170 yıllık. Bu ülke bunu yaptı mesela. Evet. Biz tarih ve köklerimizde bu vardı. Bunu bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve
buradan buraya çok daha hızlı gelebiliriz diye düşünüyorum. O zaman yani dünyanın varlığından ilk insandan itibaren kişisel gelişim vardır diye diyebiliriz yani. Çünkü Habil Kabil'den beri var diyoruz yani. Var. Peki bunu hocam, okuyabilmek, bunu siz, idrak etmek. Şu an Antalya'da yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ve Adıyaman'a geldiniz, gördünüz, bir müddet de Adıyaman'da yaşamıştınız. Böyle çok ayrı tutmak istemiyorum da Doğu Batı insanı. Sorumu sormak adına söylemek zorundayım. Yani Doğu ile Batı arasındaki öğrenme kapasitesi nasıl? Yani oradaki öğrenciyle buradaki öğrencinin mesela size dikkatleri nasıl? Öğrenme kabiliyetleri nasıl? Yani belli bir oranda fark var mı? Bunu niye soruyorum? Şunun için soruyorum. Oradaki imkanlarla buradaki imkanlar farklı. Evet. Yani orada işte bir çocuk çok rahat işte haftada bir gün sinemaya gidebiliyorken bizimkiler sinemaya gitmeyi televizyondan görüyor. Yani sinema mesela Adıyaman'da bile neredeyse yok. O anlamda soruyorum. Evet. Yani bazı noktalara katılıyorum, bazı noktalara katılmıyorum. Yani şöyle söyleyelim. Aslında burada faktör bence anne babayla başlıyor. Bakın, bırakın çocuğun doğumu. Çocuk anne karnına düşmeden, şimdi bu konulara girmeyeyim, bu farklı bir konu. Ve anne karnındayken bakın eğitim başlıyor. Çocuk o sesleri duyuyor, Fahrettin Bey. Evet. Orada bir kavga varsa çocuk onu duyuyor. Çocukta travma oluşuyor. Bakın, bunlar şimdi yeni yeni kabul edilmeye başlandı. Ve bu travmalar insanın önüne çıkabiliyor. Bakın yapamayan, ailesel sorunlar yaşayan insanlar da, yani eğitim burada başlıyor. Daha anne karnındayken. O yüzden çocuğun zaten kişiliği, psikologlar da bunu söylerler, 6-7 yaşına kadar %90-95 oluşuyor. Evet. Bence anne babalara ulaşmak, onları eğitmek, belki evlenmeden önce aynı ehliyet gibi sürücü belgesi var ya, evlilik sürücü belgesi, evlilik belgesi. Evet. Yani bugün bunu Aile Bakanlığı yapabilir. Yani bazı şeyleri öğretmek, birçok konu var. Bunları aslında bakanlığımız da biliyor. Burada biraz daha farklı yöntemler yapılabilir. Bakın, çocuklarımızın ilk öğretmenleri anne babalardır. Bu yüzden bu konulara hassasiyetle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda sosyologlardan, birçok uzmanlardan destek alınabilir. Bunu olmaz bizden bir şey diyerek değil. Her seferinde devam edeceğiz. Devam, devam. Ayda gerekirse o aile 3 defa ziyaret edilecek. Bununla ilgili insanlar çağrılacak. Bununla ilgili valiler, kaymakamlar, idari amirler hepsi baş koyacak. Ve bu toplum böyle bir işlenecek. Evet, orada bakın fark yok aslında. Fark ne? Fark şu, anne babanın ilgisi veya ilgisizliği. Orada kurallar var mı? Belli kurallar mutlaka yine olmalı. İşte rol model ne olmuş? Eline kitap mı almış yoksa başka bir şey mi? Şimdi orada çocuk ders çalışırken yüksek sesle sürekli işte televizyon izleniyorsa, saygı duyulmuyorsa, değer verilmiyorsa çocuğa, o zaman bu nedir? Çocuk burada zaten bir yıkım oluşuyor. Bence şu var, orada ailelerle birlikte, ailenin bilinciyle beraber daha fazla ne yapabiliriz? Evet, bir gün sinema olmayabilir, sorun değil. Televizyondan ulaşıyorlar. Buranın imkanları ayrı. Şimdi tabii ki büyük şehrin imkanları ayrı ama oranın da daha farklı zorlukları var. Öyle değil mi? Evet. Yani o yüzden bunun önce neden böyle oluyor? Sonra bunu nasıl daha iyi çevirebiliriz? Ve bununla ilgili adımlar ve bu adımları sürdürebilmek. Ve bunu ne sonuç elde ettik? Etmediklerimizde ne yapabiliriz? Evet. Aslında bu. Hocam çok konuşulacak şey var ama hakikaten böyle süremiz bitti. Böyle bir son cümlenizi alıp programı o şekilde kapatayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Samsat'ta Kaymakam Bey, Belediye Başkanı, artı orada amirlerle birlikteydik. Çok güzel bir orada da tabii görüşler, sohbetler oldu. Orada sizlerle tanıştık. Hani bana bu fırsatı verdiniz. Bir anlamda aslında Adıyaman'a da borcumu, ülkeme borcumu ödüyorum. Eğer buradan bir ışık olabilmişsem, bir pencere açabilmişsem, ben seminerlerime devam ediyorum. Yarın ve öbür günde oradayım, Samsat'tayım. Sonra çok yoğun programlarım var, Antalya'ya geçeceğim. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyisini bu ülkeniz hak ediyor, daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisi için adım atalım. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, bu akşam
Ferit Delen hocamızla birlikteydik ama bir duyurum var, onu müsaadenizle yapmak istiyorum. Ondan sonra programı kapatacağım. Önümüzdeki pazar günü inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Magosa'da olacağız. Adıyamanlılar Kültür ve Yaşatma Derneği misafiri olarak kitaplarımızın imza ve tanıtım günlerini yapacağız. Bu anlamda bizleri oraya davet eden Fikret Deniz Başkanıma, önceki dönem Hüseyin Kayalar Başkanıma, Gazi Akıncı kardeşime ve bizlere her konuda destekleyen Samsun Belediye Başkanı Halil Fırat'a ben şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün dostlarımı Magosa'da imza günümüze bekliyorum diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.